Evet sevgili arkadaşlarım tekrar beraberiz. Anadolu Selçuklularının siyasi tarihini bitirdim. Kültür medeniyetiyle anlatmaya devam ediyorum. Devlet yönetimine yine hükümdar ünvanlarıyla başlıyoruz. Şunu söyleyeyim orada e, kitapta Anadolu Selçuklu kültürüne başlarken bir giriş yazmışımdır. Onu bir kendiniz bir okuyun isterseniz ondan sonra beni dinlemeye devam edin. Ne yazmışım oraya? Büyük Selçuklu ile Anadolu Selçuklu'nun aynı olan şeylerini tekrar kitapta bir daha yazmamışım demişim. Ama anlatacağım tabii ki. Birebir aynı olanları var. Büyük Selçukluların %95 kopyası bir devlet var şu an elimizde. Anadolu Selçuklu. Çok yönüyle benziyor. Bakalım benziyenin ne, ayrı olanı neymiş? Devlet yönetimiyle başlayayım anlatmaya. Devlet yönetimine de her zamanki gibi hükümdar unvanlarıyla başlıyoruz. Sultan bunlarda da var. Şah bunlarda da var. Padişah bunlarda da var. Ama bunlarda şu da var. Keykavuz, Keyhüsrev, Keykubat, İmamettin, Rüknettin. Bak sorsalar var ya bunları çoğu kişi isim zanneder. Bunlar isim değildir, ünvandır. Ha, bunlar ünvandır. Bunlara dikkat edin. Anadolu Anadolu Selçuklu'da var bunlar. daha öbür devletlerde çok fazla yok. Bizde böyle ünvanlar. Hükümdarlık sembollerine bakalım. Aynı mı acaba? Evet. Birebir aynı hükümdarlık sembolleri. E, hutbesi, parası, arması, tuğrası, hilat, asa, menşur, e, nevet, e, ota, saray, birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Hükümdarlık sembolleri. Saray görevleri saymıştım size. Hacip, alemdar, camedar, çeşnigir. Hacibe dikkat edin demiştim. Sultan, özel kalem müdürü. Saraydaki en yüksek memur demiştim. Hacip, aynısı. Saray görevleri de aynı. Size. E, veraset sistemi anlatmıştım ve demiştim ki memlükler hariç herkes aynı. Ülke yine hanedanın ortak malı. Yine böyle. E, büyük Selçuklularda atabeylik vardı hatırlıyor musunuz? Bebeleri yetiştirsin diye yanlarına komutan görevlendiriyorlardı. Aynısı bunlarda da var atabeylik. Melikleri yetiştiren komutanlar atabeyler. Onun için Anadolu Selçuklu'da da çok sık tıt şey var. Taht kavgaları falan var. Devlet işlerini divanda görüşüyorlar demiştim. Bunlar da divanda görüşüyor. Hatırlarsanız Büyük Selçuklular divanı bölümlere ayırdılar demiştim. Bunlar da ayırmış. Acaba aynı mı? Birebir. Bakalım. Divanı Ala ya da Divanı Vezaret. Büyük Divan. Genel işlere bakıyor. Büyük Selçuklular'da böyle bir divan var mıydı? Yoktu. İsmi aynı değil. İşlevi aynıydı da. Orada saltanatla mezalim vardı. Bunlarda da bu var. Tamam mı? Divanı ala ya da vezaret Büyük Selçuklu'da ismen böyle bir divan yoktu. Niyabeti saltanat divanı. Var mıydı Büyük Selçuklu'da? Yoktu. Niyabet naipten geliyor. Vekil demek naip. Yani sultan olmadığı zamanlarda yapılan toplantıya deniliyor. Mecburiyette çıkmış bir durum aslında bu. Mecburiyetten vezirler toplanıp karar alıp uyguluyorlar. Anadolu Selçuklu çok sultansız kaldı ya. Şehit olanlar sefere gidenler falan derken böyle bir şey mecburiyetten çıkmış bir şey. Peki divanı pervane var mıydı Büyük Selçuklular'da? Yoktu. İkta sistemini Büyük Selçuklu kurmuştu değil mi? Neydi mantık? Devlet toprakları kiralık verip asker beslettiriyordu. İşte bu ne biliyor musun? Bu pervane. İkta'nın gelişmiş hali gelişmiş halidir. Yani iktidarları dağıtan kurum yani Bayındırlık İskan Bakanlığı aslında bu bir gelişmişlik göstergesi. İktidarın kurumsallaşmış hali yani. Orada biraz amatörce yapılıyordu bu. Osmanlı bu işi daha da profesyonelleştirecek. Adına dirlik sistemi diyecek. Kime toprak verilir, ne kadar verilir, beslemezsen ne olur, aç asker besler. Bunu göreceğiz. Daha da gelişecek bu iş, bu toprak şeyi, askeri sistem. Peki divanı istifa var mıydı Büyük Selçuklu'da? Var. Aynısı. Divanı işraf var mıydı denetleyici? Başında müşrif vardı. Aynısı. Divanı arz var mı? Askeriyeye bakıyordu. Arzul Ceyş. Aynısı. Bakın aynı olanlar da var. Aynı olanlar da var. Emiri Şimşir diye bir adam vardı. Divan güvenliğini sağlayan komutan. Var mı? Var. Aynısı. Evet. Yani 3 tane divan farkı var. 3 tane de ünvan farkı var. Büyük Selçuklularla Anadolu Selçukluların devlet yönetimi gerçekten de yüzde 95 benziyor. Benzeyecek tabi. Her gelen devlet kendine göre sistem uyduracak değil ya. Büyük Selçuklu'nun zaten devamı Anadolu Selçuklu dediğin devlet. Taşra görevleri saymıştım size. Şıhne, Amit, Amil, Muhtesip. Şıhne eyalet valisi demiştim. Beylerbeyi Osmanlı'daki ona dikkat edin demiştim. Taşra görevleri de aynı. Sübaşılar, atabeyler, melikler yani taşra görevleri de aynı. Evet Şıhne'ye dikkat edin. Eyalet valisi demekti. Taşra'daki en yüksek görevliydi Şıhne. Devlet yönetimi çok benziyor. Hukuka bakalım peki. E, Selçuklu, büyük Selçuklularla hukuk sistemi de aynı mı? Evet birebir aynı. Hatırlatayım o zaman. Örfi hukuk, Türk hukuku. Başında emiri dat var. Şeri hukuk. Kadıl Kudat var başında. İslam hukuku. Askeri davalara da Kadıl Leşker bakıyor. Aynısı. Bak birebir aynı. Hukuk sistemi de aynı. Peki toprak sistemine bakalım. Aynı mı? Topraklar devletin malıysa miri arazi demiştik. Vatandaşın kendi malıysa mülk arazi demiştik. Mülk olan eğer Müslümanınsa öşri. Gayrimüsliminse haracı demiştik. Aynı. Miri arazi geliri direkt kasaya gidiyorsa has toprak. Geliri kiralık olarak veriliyorsa ikta toprağı. Geliri hayır işlerine ayrılmışsa vakıf toprağı. Aynı. Toprak sistemi de aynı yani. Evet. Orduya bakalım peki ordu aynı mı? Ordunun bir kısmı ben söyleyeyim siz bana aynı olup olmadığını söyleyin. Ordunun bir kısmı devşirmelerden oluşuyor yine. Adı yine Gulamanı Saray Hassa. Yine devşirme mi bunlar? Evet. Yine maaş mı alıyorlar? Evet. Maaşın adı yine bistegani mi? Evet. Bak aynı. Demek ki fark burada değil. Devşirme kısmı aynı. Ordunun Türk olan kısmı Büyük Selçuklular da yine başlamıştı. İkta sipahileri. Türklerden oluşuyor. Tarladan geçiniyorlar. Maaş almıyorlar. Cebelü diye atlı asker yetiştiriyorlar. Cebelü, cibal, cebel, dağ demek. Dağda yaşayan demek. Ve savaş olunca da toplanıp savaşa gidiyorlar. E bu da aynı. O zaman fark yardımcı kuvvetlerde demek ki varsa. Büyük Selçuklu bağlı beyliklerden ve devletlerden alıyordu lazım olunca. Bunlardan da alıyordu. Bunlar da bağlıydı ya. E Bunlara bağlı beylikler var mı? Uç beylikleri falan var. Doğru. Bunlar da alıyor. Ama bunlar e, çok önemli değil ama Gaznelilerde de vardı. İslam öncesinde de vardı. Bazen asker kiralama yoluna da gitmişler. Mecbur kalınca Haçlılara karşı falan. E, sadece bu ayrıntı. Yani %99 ordu da aynı. Büyük Selçuklu. Bakın ne güzel ee, dedim ya kitaplarda bunları ayrıca anlatmaya tenezzül etmiyorlar işte çok benziyor diye. Burada biz ne yapıyoruz? Hem onları tekrar etmiş oluyoruz hem sonrasının adımını atıyoruz. Değil mi? Tekrar etmiş gibi oluyoruz. Yoksa sadece bir kelimeyle aynı deyip geçsen olmaz. Tekrar etmiş oluyoruz. Komutanlara yine emir ya da sübaşı mı diyorlar Araplar gibi? Evet. Aynısı. Peki şu ana kadar ciddi bir fark görmedik. Donanma. Burada ne fark var? çok fark var. İlk defa donanma diye bir başlık atıyoruz biz. Değil mi? Bizde denizcilik zaten Türklerde nerede başladı? Anadolu'da. Kiminle başladı? Çakabe ile başladı. Orada donanma diye başlık atacak kadar bir şey var mıydı? Yok. Zaten Çakabeyli 10 sene 15 sene yaşamış bir beylikti. Denizcilik orada başladı doğru. Ama biz donanma diye bir başlığı ilk kez atıyoruz. Anadolu Selçuklu donanması deyince aklımıza kritik liman şehirleri gelmeli. Nereler gelmeli? Antalya gelmeli. Alanya gelmeli. İlk tersaneyi kurdukları Sinop gelmeli. Kırım'ın Sudak Limanı gelmeli. İzmir Limanı gelmeli. Değil mi? Hayır. Ha, böyle basit bir soru sorarlar size. Deniz kenarında gördüğünüz her yere coşmayın. Tamam mı? Anadolu Selçukluların İzmir'de ne işi var? Anadolu Selçuklu birazdan haritasını göreceksiniz. İznik'te kurulmuş, geri çekilmiş, bir daha da Eskişehir'in batısına geçmemiş zaten. İzmir'de ne işi var? Anadolu Selçuklu Akdeniz'i kullandı, Karadeniz'i kullandı. Yani ve Karadeniz'in üstünde Kırım'ın Sudak limanını almıştı. Keykubat almıştı değil mi? Donanmanın askerine Levent demişler. Osmanlı da Levent diyecek. Levent aslında uzun boylu, yakışıklı adam demek. E, denizciler eskiden en güçlü askerler. Çünkü zor. Denizcilik en zor iş. Küreklerle koca gemiyi hareket ettiriyor, yelkenleri çekiyorsun falan. En güçlü askerler Levent denirdi. Ş eskiden. Niye eskiden diyorum? Şimdi ben de denizciydim. Düşünsene. Sivaslı adamdan denizci olur mu? Ben de denizciydim. E, o bahsettiğim iri, güçlü ve yakışıklı tabirine uyuyor muyum? Şöyle bakınca yok. Uymuyorum. Türk denizciliğinin geldiği nokta bugün bana bakınca gerçekten üzücü. Beyden Barbaros Hayrettin'den gelinen nokta karşınızda. Evet. Donanmanın komutanları ne demişler peki? Ee, Araplardan isim alıp kullanmışlar. Reisül Bahri demişler. Bahriye, deniz. Denizlerin reisi. Emirül Sevahil demişler. Sahillerin komutanı. Sordular da bunu. Melikül Sevahil demişler. Aynı şey. Emirül Ma demişler. Mane. ne? Bulmacalarda falan çıkar ya. Su demek. Suyun komutanı. Böyle isimler kullanmışlar. Askere de Levent demişler. Osmanlı komutanlara bu isimleri pek kullanmayacak. Niye? E çünkü Osmanlı'nın 7 tane denizi, 3 tane de okyanusu var. Herkes çapına göre yani. Hatta Osmanlı denizlere göl diye bahseden bir devletti. Akdeniz'e, Karadeniz'e göl diyor düşünsene. Van Gölü'nde ayağını yıkıyordu Osmanlı. Herkes çapına göre. Osmanlı'yı deniz kesmez de Osmanlı'yı okyanus keser anca. Osmanlı kaptanı derya diyecek. Okyanusların hakimi. Derya denizin büyüğü. Umman. Okyanus. Derya. Evet. Osmanlı'da göreceğiz bunları. Ee, Selçuklu için bu kelimeler yeterli tabi. Donanma konusu bizim yeni olduğumuz bir sektör henüz. Gelelim ekonomiye. Önce şunu söyleyeyim. O üründen, toprak şeyden, üründen alınan şey, vergiler falan vardı. İslamiyet'ten sonra aldık demiştim. Aynen devam ediyor mu? Öşür, Müslüman'ın ürün vergisi. Haraç, gayrimüslim, gayrimüslimin ürün vergisi. Cizye, gayrimüslimin askere gitmediği için verdiği vergi. Yani kelle vergisi. Aynen devam. Zekat, aynen devam. Bunlar vardı zaten bizde. Kervansaray da vardı bizde Karahanlı'dan beri. Ama Anadolu Selçuklu bu işi çok başka bir boyuta taşıdı. Gerçekten özellikle ticaret konusunda çok başarılı Anadolu Selçuklu. Hem kara ticaretinde hem deniz ticaretinde çok başarılı. Ve Anadolu Selçuklu ekonomisi deyince de benim aklıma direkt Alaaddin Keykubat geliyor. Yabancı tüccarlara gümrük düşük gümrük vergisi uygulayan Keykubat. Ondan sonra mallarına sigorta uygulaması yapan Keykubat. İlk kervansarayı Kılıç Arslan yaptırmıştı Alayhan. Ama en çok kervansarayı yaptıran yine Keykubat. Kıbrıs'la ticaret anlaşması yapan Keykubat. Karadeniz'e gidip İpek yolunu kırımı alan Keykubat. Tabi Anadolu Selçuklu deyince ekonomi deyince aklımıza direkt Keykubat gelir. Bakır parayı Mesut bastırmıştı. Gümüşle altın parayı da Kılıç Arslan bastırmıştı. Bunları size konunun içinde zaten söyledim. Şimdi size söylemediğim bir kurumdan bahsedeceğim. Anadolu Selçukluların en iyi yaptığı işten bahsedeceğim şimdi size. Aslında bunun da kökeni var. Kökeni var. Büyük Selçuklular'da hatırlıyor musunuz? Fütüvvet Teşkilatı'ndan bahsetmiştim. Esnaf Teşkilatı. Anadolu Selçuklu'da bunun adı Ahi Teşkilatı oldu. Ve Anadolu Selçuklu gerçekten bu işi başka bir boyuta taşıdı. Çok başarılı. Nedir ahilik? bahsedelim. Ahilikle ilgili soru gelme ihtimali çok yüksektir. Dikkatli dinleyin. Burada bayağı bir terimler falan karşımıza çıkacak. Ahilik bir esnaf kuruluşudur arkadaşlar. Bir devlet kurumu değildir. Ama devletin yükünün çoğunu devletin sırtından almış. Ne iş yapar ahiler? İlk ahi teşkilatını Ahi Evran kurdu Kırşehir'de. Horasan'dan gelen söylemiştim. Bir hem ilim adamı hem esnaftır kendisi. E, dericilikle uğraşan bir esnaftır. Ahi Evran-ı Veli, Kırşehir'de kurdu. ilk ahi teşkilatını. Malların fiyatını ve kalitesini bunlar belirliyor. Devlet bu işi bunlara bırakmış. E, fiyat belirleme. Size fiyat belirleme demez, nar kesmektir. Aynı şey. Ahi teşkilatının işleri, görevleri diye sorar size. Ne iş yaparlar diye. E, malların fiyatını, kalitesini belirliyorlar. Buna nar kesmek deniyor. Malların fiyatını ve kalitesini belirleyen adama ehli hibre deniliyor, uzman kişi, ehli hibre. Ee, kimin iş yeri açabileceğine bunlar karar verir, bunlar izin vermeden açamazsın. Gedik sistemi, iş yeri açma izni verirler. Bunu soracaklar, tahmin ediyorum soracaklar. Ee, dikkat edin buna, gedik sistemi. Kimin çırak, kimin usta, kimin kalfa olacağına bunlar karar verir. İcazetname denir, diploma verirler. Medrese diplomasının adı da icazetname. Hatta size şöyle sorarlarsa yamulturlar. İş yeri açma izni diye sorarlar. Şıklara götürüp icazetnameyi de koyarlar. Sen de izin vermek yani. Dersin ki kesin cevap icazetnamedir. İşte öyle yamultur seni. Dikkat et. İcazetname diplomadır. İş yeri açma izni gedik sistemidir. Her bir meslek grubuna hirfet denir. Mesela tek tek meslekleri saymaz da uyumcusu, bakırcısı hirfetler toplandık der. Hirfet. Ticaretin yapıldığı çarşıların genel adı bedestendir. Bedesten kapalı çarşıdır. Burada bir bedesten görüyorsunuz çok zariftir. Anadolu'da çok kalmadı bunlar da bazı yerlerde yine kullanılıyor. Bedesten kapalı çarşıdır. Üstü açık olan çarşılar vardır. Ortada bir avlu vardır. Kenarda tükenler vardır ve genelde de bir meslek grubu olur bu şeylerde. Arasta denir bunlara. Kuyumcular arastası, bakırcılar arastası, kunduracılar arastası gibi. Arasta denir buna. Bir malın toptanının satıldığı bir çarşı ise eğer kapan denir. Un kapanı, yağ kapanı gibi toptancı çarşıları yani. Kapan denir bunlara. Bu da sorulmuştu. Hatta kapan emini diye bir adam vardır. Toptancı çarşılarını denetler, ve vergilerini falan alır. Kapan emini denir. Devlet görevlisidir bu. Bir de şöyle bir hataya düşmeyin. Bakın sorarlarsa ahi teşkilatı e, ne iş yapar diye maddeli sorular. En sevdiğim. Millet onlar çok yanlış yapar. Maddeli sorular. Der ki bir fiyatları belirler. İki vergileri belirler. Üç vergileri toplar. Baktın ki sen üçü de ekonomik hop işaretle bir iki üç. Bir de öğrencide öyle bir alışkanlık var. Arada kaldığı zaman garanti olsun diye üçünü birden alıyor. Yanlış yaparsın. Fiyatları belirler doğru. Vergileri belirler mi? Vergiyi devlet belirler. Vergiyi veren bunlar zaten. Bunlar esnaf değil mi? Yani muhtesip diye bir adam belirliyor. Bunlar veriyor. Fiyatlar, vergileri belirlemez. Vergileri toplamaz. Vergiyi bunlar veriyor zaten. Devlet toplar vergi Böyle maddeli sorularda baktın. Üçü de ekonomik gidip atlama. Tamam mı? Ha, bunlara dikkat edin. Ahilerin kadın kolunu kurmuş. Ahi Evran'ın eşi Fatma Hatun kurmuş. Baciyan Rum. Rum diye Anadolu'ya diyor bizimkiler bu arada. Mevlana da buraya sonradan gelince diyorlar ya Celalettin Rumi niye diyorlar? Anadolu'lu Celalettin buraya geldi diye. Avrupalılar buraya Türkiye diyor biz buraya Rumeli diyoruz ısrarla böyle bir gariplik var. Neyse buraya bir Anadolu diye isim bulduk şükür öbür tarafa hala Rumeli diyoruz bugün. Ya bir yer insan bir yeri aldığı zaman önce bir adını değiştirir değil mi? Yapmıyoruz. Bizde o yok. Bizde yok o. Mesela İstanbul'un adı ne zaman İstanbul oldu? 1453'te zannediyorsunuz değil mi? Hayır tabii ki. Ayrıca İstanbul'da Türkçe değil ki Stempol. Stempolis yani. İstanbul 1930'da İstanbul oldu. Ya Osmanlı yıkılana kadar İstanbul'un adı hep Konstantiniyeydi. Konstantinin şehri. Değiştirmemişler. Osmanlı paraların hepsinin üstünde Konstantin'ye yazar. Yıkılana kadar. Cumhuriyet döneminde Yahya Kemal rahmetli bir dönem milletvekili oldu. Ankara'da bayağı bir şeye kıyamet kopardı. Artık bu rezaleti bir bitirin dedi. Onun sayesinde İstanbul İstanbul oldu. 1930'da yani. Cumhuriyet döneminde. Onun gibi. Bir yer aldım, oraya önce mührünü vurursun. Düşünsene ev senin e, almışsın işte tapu başkasının üstüne gibi. Baciyan Rum. Anadolu bacıları. Aşına, eşine, işine sahip çık. Sloganları da bu. Güzel değil mi? Ahilere ahiyan rum diyorlar. Anadolu ahileri. Dervişlere abdalan rum. Abdal derviş. Anadolu dervişleri. Komutanlara gaziyan rum. Anadolu gazileri. Bu tabirlere şeyde de görürsünüz. Osmanlı'da adı lonca olacak ahiliğin. Değil mi? Lonca olacak. Rumeli'nin fethinde, Anadolu'nun fethinde yardımcı oldular mı, kolaylaştırdılar mı gibi bunlar böyle sorulabilir. Bu terimlere de dikkat edelim. Ahilerin rutin görevlerini saydım. Esnaf kuruluşu falan. Peki rutinin dışında görevleri var mı? Mesela cihat anlayışı vardır dese ahilikte. Esnafın ne işi olur cihatla? Var. Evet. Mallarıyla ve canlarıyla ahiler devletin yanındadırlar. Onun için ahiler toplumun en saygın adamlarıdır zaten. İyi de Müslüman olmayan e, adamın parasını nasıl kullanacaksın esnafın e, diyeceğin cihatta. Müslüman olmayan giremiyor zaten. Ahilik dini bir kuruluştur aynı zamanda. İşte Osmanlı'daki lonca ile farkı da bu gençler. Lonca ile farkı bu. Bu terimlerin hepsi Osmanlı'da da geçerli. Osmanlı'da anlatacağım ileride. Müslüman olma şartı yok loncada. Burada var. Bütün ahiliklerde tekke mantığı vardır. Ahi tekkelerin hepsinin kapısında yazar. Edep yahu diye yazar. Edep. Anahtar kelime. Evet. Ahilik çok derin bir kuruluş. Ekonomik bir kuruluş. Dini bir kuruluş. Sosyal bir kuruluş. ilim kuruluşu. Halkı dini, ilmi konularda eğitirler mi derse doğrudur. Diyecek ki benim esnaftan ne öğreneceğimi? Olmaz. Cahil adam esnaflık yapamaz. Anadolu Selçuklu'nun temel prensibidir bu. Şimdiki gibi düşünmeyin yani. Esnaf toplumun en saygın adamlarıdır ve parmakla gösterilen adamlarıdır. Mesela kendi işlerinde bunların o kadar zarif ritüelleri var ki. Mesela bir yerde iki tane dükkan var. Üçüncüyü kafana göre gidip açamazsın. Bunlar izin vermeden. İki komşu dükkandan bir tanesi sabah iki kere üst üste alışveriş yapıp öbürü siftah yapmadıysa öbürünün dükkanı kapatılır ceza olarak. Çünkü komşusunun bereketini çalmıştır. Sabah ilk satılan ürün bereket kabul edilir. Zaten bunu yapmazlar da. Yapmazlar. Böyle sokakta çığırtkanlık yapıp milleti koluyla, kolundan tutup zorla dükkana sokmaya çalışan bir esnaf anlayışı yok. Yahudi mantığıdır o. Ne kadar çok satarsan diye. Bunlar çünkü bunlar dükkanların neyi hazırlar? Kendi müşterilerini beklerler ve ağır başlı insanlardır. Çünkü rızkın sokaktan değil Allah'tan geldiğine inanırlar bunlar. Evet, mesela ke, her ahi teşkilatının her Müslüman esnafta girebilir mi derseniz hayır. Bunların kendi işlerinde duaları vardır. Ahi dergahına gidersin, post vardır orada, ahi başı orada e, oturur. Efendim, orada kapıdan girdin, sohbete katılabilirsin, onda bir sakınca yok. E, çıkarken senin kabul edilip edilmediğini sana söylemezler. Ayakkabıların içeri doğru değil de dışarı doğru bakıyorsa e, kibarca kabul edilmemişsin demektir. Şimdi bizde bir şey var ya misafir giderken ayakkabısını çevirirsin. Bu aslında e, <laughs> normalde iyi bir şey değildir. Sen orada kendin anlarsın. Ayakkabıların içeri doğru bakıyorsa kabul edilmişsindir. Dışarı bakıyorsa kibarca kabul edilmemişsin. Sen kendin anlarsın onu. Çünkü dergahta kimseye git denilmez. Kalp kırmak e, günah kabul edilir. Haram kabul edilir. Onun için kimse sana git demez. Sen kendin anlarsın onu. Orada şey demeyeceksin, lan sağ olsun bak biri ayakkabılarımı çevirmiş falan. Değil. Her ahi esnaf kuruluşunun kendi içlerinde farklı peştamar rengi ve farklı şeyleri vardır. Papuçları falan vardır. Peştamarları renkli farklıdır. Sen bakınca hangi kesimden olduğunu anlarsın. Peştamal bağlama törenleri vardır Duayla yapılır. Birisi çırak, kalfa, usta olurken şahit istenir. Sadece onu işi öğrenmen önemli değil. Ustan sana kefil olacak, komşuların, esnaflar kefil olacak, senin ahlakına kefil olacaklar yoksa sana kimse o payeyi, rütbeyi vermez. Benim param var, ayakkabı dükkanı açacağım. Açamazsın. Çıraklıktan yetişmediysen eğer o ayakkabı dükkanını sana açtırmazlar. Yani bir işi bilmediğin zaman sırf param var diye gidip açamazsın. Adamlar resmen toplumun nabzını tutuyorlar her türlü. Evet. Mesela Teraziden çalan bir esnaf ömür boyu esnaflıktan men edilir. Terazi. Ve dergaha çağrılıp papucu peştamalı elinden alınır ve biriktirilir ve sene sonunda bakılıp ahlak seviyesi oradan ölçülür. Papucu dama atılmak tabiri oradan geliyor. Damda ne kadar malzeme birikmişse toplumda ahlak o kadar bozulmuş kabul edilir. Damda birikir. Her şeyde cezalandırmada birikir. Bakmışsın ki dam çatıda şey dolu dersin ki tamam bozulma var. Büyük bir bozulma var dersin. Ölçü budur yani. Evet. Böyle güzel kendi aralarında ritüelleri, sosyal faaliyetleri olan bir kurum. Osmanlı'nın manevi babası dediğimiz Şeyh Edebalı da bir ahidir. O da Kırşehirlidir. Ahiler kime destek verirse onu uçururlar. Osmanlı'ya bir destek verdiler. Üç günlük beylik coştu koca devlet oldu. Osmanlı'nın altında ahilerin gücü vardır. <laughs> Peki diyeceksiniz Anadolu'da kocaman bir sürü devlet beylik varken neden el gidip desteklediler? Mesela birbiriyle savaşan iki beyliğe destek vermezler bunlar. Çünkü Türk Türk'le Müslüman Müslüman'la savaşırsa buna destek vermezler. Osmanlı daha çok batıya doğru ve Bizans'tan cihat yaptığı için ona destek verdiler daha çok ahiler. Şeyh Edebali de Osman Bey'in kayınpederidir zaten. Değil mi? Mesela Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde esnaftır. Yani ahidir. Tapduk Emre de bir ahidir. Yunus Emre'yi yetiştire. Evet. Şimdi geldik Anadolu Selçukları döneminde yetişmiş bilim ve fikir adamları var. Ve bu adamlardan size soru gelme ihtimali yine çok yüksek, yüksektir. Önceden demiştim bakın. Bir de çok meşhur adamlar bu dönemin adamları. Bunalımlı bir dönem ya çünkü. E, bu dönemde yaşayınca da haliyle bu isimlerde daha meşhur, hafızamızda daha çok kalmış. Çünkü böyle biliyorsunuz zaten kaliteli adamlar veya şey böyle önemli adamlar genelde bizim millette dar zamanlarda yetişir böyle adamlar. Ve çoğu da dışarıdan transfer isimlerdir bunlar. Bunları söyleyeceğim size teker teker. Çoğu dışarıdan gelme isimlerdir. Şey mesela Mevlana dışarıdan gelmiştir. Yani Horasan'dan. Türk coğrafyası da. Hacı Bektaşi Veli dışarıdan geldi. Ahi Evran dışarıdan geldi. Caca Bey dışarıdan geldi. Muhyiddin Arabi dışarıdan geldi. Yunus bizim buralıdır, yerlidir yani. Onun dışında çoğu dışarıdan gelen transfer e, isimlerdir arkadaşlar. Size bunları teker teker anlatacağım hangileriymiş, kimlermiş diye. Muhyiddin İbnül Arabi'den bahsedeyim size. Muhyiddin Arabi en dürüstte doğmuş büyümüş bir adamdır. İspanya'da yani. İbni Rüştün de kankasıdır. İslam coğrafyasını dolaşmaya çıkmış ve Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da Ekberilik diye bir tarikat kurmuş. Ekberilik. Ve Şeyhül Ekber olarak bilinir. Muhyiddin Arabi. Şeyhül Ekber. Anadolu'da tasavvufun kurucusu kabul edilir. Aynen böyle sordular. Ve zaten demiştim. Bu dizilerde falan da isimler ne kullanıyorlar? Siz soruyu Yunus'tan, Mevlana'dan beklersiniz dedim. Adamlar soru çakar Muhittin Arabi'den diye sordular. Hatta bir öğrenci el kaldırmıştı böyle anlatıyorum sınıfta. Muhittin Arabi diye hocam. Muhittin Arabi diye birisi yok hocam. İbnül Arabi var. Demek ki dizide Muhittin Arabi demiyorlar. Sadece İbnül Arabi mi diyorlar artık neyse. Sadece onu izlemiş. Bir de sana didyumin çakıyor. Eli kaldırıyor böyle bilmiş bilmiş vardır öyle tipler. Hocam bunun adı böyle de olabilir mi? Adı böyle mi? Bunun tam adı demiyor sana. Sana bilgi veriyor, seni aydınlatıyor, sana öğretiyor. Evet. Hocam Muhittin Arabi diye birisi yok hocam. İbnül Arabi var hocam. Evet. Sizde de öyle zanneden umarım yoktur. Muhittin İbnül Arabi. Arabın oğlu Muhittin. Ekberilik tarikatını kurmuş Anadolu'da. Tasavvufun kurucusu kabul edilir Anadolu'da. Konya'da Sadrettin Konevi'ye hocalık da yaptı. Onun annesiyle de evlenmiş. Dulmuş evlenmiş. Üvey babası yani aynı zamanda. Vahdeti vücut ekolünden geliyor bu adam. Fusulül Hikem diye meşhur bir eseri de var. Hikmetli fasıllar. Fusulül Hikem. Bu vahdeti vücut Ekolü ne tasavvufta? Biraz derin bir şeydir bu. Düz bakanlar çok anlamaz. O demin bana, şeyde işte bana soran hocam öyle birisi yok diyen tipler onların anlaması çok mümkün değil bunu. Vahdeti vücut ekolündeki mantık şudur. Her şey tek bir vücutta birleşir ve he yaratılmış her şey yaradanın bir parçasıdır. Öyle de değil midir? Allah'ın bir eseridir. Onun için insana bakarak, sokağa bakarak, yağmura bakarak, bir kuşa bakarak Allah'ı görmek mümkündür. Hani şeydir ya, esere bakıp ustayı anlarsın ya, güzel bir şey görürsün dersin bunu yapan usta nasıl bir adamdır İşte bir esere bakınca da onun ustasını görüyorsun. Yani kainatı yaratan Allah'ı görmüş olursun diyor. Allah'ı görmek budur diyor. Onun için yaradılan yaradan da birleştiği için de enel hak der bunlar. Yani ben hakkım derler. Onun için çoğu da öldürüldü bunları. Sen kafir misin ne biçim konuşuyorsun ben hakkım falan diye. Çoğunu öldürdü. Mesela bu ekolün ilk e, temsilcilerinden biri. Hallacı Mansur. Bizim Türkleri Müslüman eden adamdır Hallacı Mansur. Biz adamı kafir diye öldürdük. 800 sene sonra anladık ne demek istediğini adamın. Nesimi de mesela öyledir. Nesimi. Enel hak dedikleri için öldürülmüşlerdir. Ben hakkım deyince dediler sen kafir misin ne biçim konuşuyorsun ben hakkım falan diye. İşte bu şeyi anlamayınca biraz düz bakınca adamları mesela öldürdüler. Enel hak der bunlar. Enel hak. Evet. Farklı zikir çeşitleri falan var. Muhyiddin Arabi Anadolu'da bunu oluşturan tasavvufu kuran adamdır. Muhyiddin İbnül Arabi. Evet derslerimizin süresini dedim ya belli bir şeyde tutmak istiyorum. Onun için e, bir ara daha vereceğim e, ve Mevlana ile Yunus'la devam edeceğim. Sonra da en son bunların eserlerini anlatacağım size Anadolu Selçuklu mimari eserlerini anlatacağım. Eğer mimari eser sorusu size gelirse zaten bu anlatacağım yerden muhtemelen gelecektir eserlerden. E, Mevlana ile anlatmaya devam edeceğim. Daha başka meşhur isimler sayacağım size. Bir ara vereyim. Birazdan tekrar devam edeceğim efendim.